Herkese selam arkadaşlar, yatırım yapmaya değer mi başlığı altında çektiğimiz videolardan, e, videolarda bu sefer Ripple'ı, e, Ripple'ın coin'i XRP'yi inceleyeceğiz. XRP yatırım yapmaya değer mi, hangi stratejiyle burada işlem açabiliriz, e, hangi stratejiye uygundur, değildir e, onları değerlendirmeye çalışacağız. Hiç kimseye... E, Ripple al Ripple şöyle gider Ripple buradan uçacak öyle gidecek mahkeme bitince böyle uçacak öyle bir şey demiyoruz arkadaşlar sadece sakin sakin değerlendirme yapacağız ayakları yere basan yatırımcılar istiyoruz kanalımıza kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı videoları beğenmeyi unutma ve kriptolarda av mevsimi videoları var onlara bir göz at bak bakalım mantığımızı kavrayabilecek misin? Hangi mantıkla yaklaşıyoruz e, yatırım enstrümanlarına? E, Metaverse'lerle ilgili videolarımız var. Onları bir incele. Devam ediyor. E, ben 25 senelik e, 25 senedir bu işlerin içindeyim. Bu işin sonu yok arkadaşlar. Yani iki tane borsacı bir araya geldiği zaman e, 12 saat muhabbet bitmez. Yani bitmez. Gerçekten öyle yani. Hem iyi hem kötü. ya Bu şeyden böyle e, futbol falan konuşmaktan çok daha başka acayip bir şeydir yani e, para meselesi var çünkü. Şimdi Ripple'ın hemen geldi Coin Market Cap'te ilk kez ilk, ilk 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 baktığımız yer her zaman burası arkadaşlar. Yani e, sağ olsun Coin Market Cap olmasa bu enstrümanların All time chartlarını görmemiz imkansız hale gelecek. Çünkü bir açıyorsun mesela buradan almış e, trading view. Trading view buradan almış. E, değerlerine bakıyor trading view diyorum. Trading view'in içindeki efendime söyleyeyim e, chart e, hizmeti verenler. Buralardan alanlar, buralardan, buralardan alanlar. Şimdi buradan bakarsan ha, e, sanki dün çıkmış gibi zannedersin Ripple'ı. Ripple halbuki 2014 senesinden beri hatta 2013 Ağustos'undan beri tedaviyle tedavüle çıkmış arkadaşlar Ripple. Yani 2013 Ağustos'undan 2017'nin e, Şubat'ına kadar yani 15 16 17 3 sene bak neredeyse burada yatay yapmış. Artık daralmış, 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 daralmış. En sonunda o 2018 boğasını e, güzel bir şekilde değerlendirmiş ki burada e, sana göstereyim. Oradaki boğada yüzde 120 bin prim yapmış. 17, 18 bir senede. Bekleme süresini saymazsan e, bir sene başladığı yerden harekete. E, diyelim ki sen Allah'ın e, şanslı kulusun Geldin geldin geldin. Burada birileri sana dedi ki ya şöyle böyle işte Ripple çıkmış, XLM çıkmış, XMR var, Dash, var. Değil mi? Ee, buralardan bak Bitcoin gibi onlarda, Bitcoin gibi onlarda diye birileri biri bir şey söyledi. Sen de de 3-5 kuruş hadi atayım dedin ya oraya. Nasıl oluyor, nasıl oluyor? Arkadaşının biri yardım etti. Attın diyelim şurada. 100 dolar 100 doların 100 bin dolar olmuş arkadaşlar bir senede ee, herhalde sana bunu söyleyen arkadaşını gece gündüz yemek ısmarlamışındır yani ne istediyse abi gel demişindir yani ne istiyorsan söyle hesaplar benden <laughs> bu işler böyle de kimse tabi buradan alıp da buraya kadar bekleyeceğini zannetmiyorum arkadaşlar kim bilebilir ki e, ripple diye bir coin'in %100 bin prim yapacağını ki bu, bu burada çok daha az coin varmış. Yani Bitcoin, e, Bitcoin, Dash, e, XLM, XMR, efendime söyleyeyim, XM, e, Xli böyle coinler var. Birkaç tane daha var. E, ya içlerinde benim gördüğüm Dash yüzde bir milyon falan yapmış arkadaşlar. Yani, yani dile kolay yani. Bu 2018'in boğasında. E, Ripple'da fena gitmemiş yani. Ripple'da 2018 boğasını e, doya 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 yaşamış. 2021'i maalesef yaşayamadı biliyorsunuz. Doğru düzgün. E, 2021'de Ripple'ı e, bel bağlayan yatırımcısını maalesef diğerlerinin yanında yani Doge bile burada %50 bin %60 bin falan gitti. Doge bile demeyeyim tabi Doge aslında çok iyi bir şeyi var, komünitesi var. Bravo dünyadaki o komüniteye. Şivan'ın da çok iyi bir komünitesi var mesela. Hani dalga geçenler falan var da dalga geçilecek bir durum yok. Komünite önemli çünkü tutuyor, tutuyor bir şekilde fiyatı o komünite. Hepsi birden satışa geçtiğini düşünsenize. Ama bak geçmiyorlar, tutuyorlar. Yani Ripple'ın da e, işlem hacmi hep yüksek arkadaşlar ve bir komünite burada da oluşmuş vaziyette. Niye oluşmasın? Yani ben mesela şuradan Ripple aldım diyelim. Ripple'ı satmadım. Hala ben %40 bin, 50 bin karda dolaşıyorum Ripple'da. Ripple'dan başka bir e, enstrümana bakmam. Fakat e, görünen e, şuradaki performansı tabii bekleyemezsin arkadaşlar. %100 bin gittikten sonra bir enstrüman... Ondan sonraki e, boğa da tabii ki bak eski zirvesine bile ulaşamadan geri dönmüş. Fakat geri çekilmesi, geri çekilmesi sınırlı kalmış diğer coinlere göre. Niye o da hani yok e, mahkeme, mahkeme sonuçlanacak, mahkeme her ayın 15'inde yani 2 senedir aynı hikayeyi ben dinliyorum. Her ayın 15'inde karar açıklanacak, karar açıklanacak bu bizim e, borsada hisse senetleri vardır böyle senede bir prim yaparlar prim yapmadan önce, prim yaptıktan sonra da hep şey gelir yani alır başını gider oraya geldikten sonra millete e, efendime söyleyeyim boşaltmak için malı işte fabrik, fabrikanın arazisini satacak yok bilmem nerede şöyle arazisi var onu satacak falan diye bahaneler çıkar ripple'ın bahanesi de her ayın 15'inde mahkeme kararı açıklayacak Mahke al açıkladı mahkeme kararı e, bu kadarcık yani şuradan bir kademe gidebildi. Şu eski güzel günler çok geride kalmış gibi gözüküyor arkadaşlar Ripple'da. Fakat şurada böyle devasa bir zamansal bir yatay pozisyon var. Yani buradaki e, almaları vermeleri sayma şurada devasa bir 2000 yani 2018'in başından bugüne kadar devasa bir yatay pozisyonu var Ripple'ın. Çok açık bir şekilde gözüküyor. Ee, bak ortalama maliyeti de gösteriyorum sana ortalama maliyet Ripple'da şu şeyden sonra bu yaptığımız sarı yapacağım şuradan da test işte, yapalım ee, 2018'in başından bugün yani oradaki boğadan sonra e, düzeltmelerden sonra 2021'den sonra tekrar düzeltmeden sonra şu 0.51 pardon 0.37 seviyesinde ee, çok uzun vadeli 18 19 20, 20 21 22 23 tam 5 senelik bir maliyet oluşumu var arkadaşlar burada. Yani Ripple hakkında konuşuyoruz. Daha alalım mı, almayalım mı konuşmadık. Sadece şu anda analiz yapıyoruz. Bu analize göre ilk önce Ripple'da oluşan maliyet bölgelerini bulmaya çalışıyoruz. Ee, 18 boğasından önce de şurada müthiş bir maliyet oluşmuş. Bak döndüğü zaman da oraları Oralarda tekrar bir taban oluşumu yapıp oradan 2021 boğasına başlamış. Şu anda açıkçası gözüken yani açık bir şekilde gözüken maliyet çok uzun vadeli gelen bir maliyet seviyesi var. Maliyet hemen hemen şu bölgelerde yani e, ne dedik oraya 0.37 bölgesinde e, birazcık daha aşağı çekeceğim özür dilerim şöyle orta yani bir ortalama fiyat bulmaya çalışıyorum. Şunların tepeleri, bunların dipleri. Bunun ortalaması işte 0.34 diyelim. 0.34 bölgesinde ee, çok uzun vadeli bir maliyet oluşumu var. Yani burada bir hafıza var. Anlatabiliyor muyum? Yani uzun vadeli mal alan insanların çoğunluğunun maliyeti bu bölgede oluşmuş. Buraya şimdi volüm Profile koysam yine burası çıkar burasını çıkartacak en çok Maliyetin oluştuğu yer olarak Yani volume profile bakmaya gerek yok çünkü gözüküyor zaten Anlatabiliyor muyum Yani maliyet bölgesi burası şurada da 2018 Boğazından 2000 son Hareketi yapmadan önce Ki bölgede oluşan bir maliyet var ki o da fena değil bak o da buralara, buralarda çalışmış ee, şimdi bizim iki tane maliyet bölgemiz var. Biri 0.34'lerden bir de 0.20'lerden geçiyor arkadaşlar. İki tane maliyet bölgemiz var. Tamam mı? Ben Ripple'da, şimdi geldik konunun esas can alıcı bölgesine. Ee, tekrar gidiyorum CoinMarketCap'e. Hemen geçeceğim çünkü. Burada sınırlı arz gözüküyor. Sınırlı arz iyidir. Ama sınırlı arzın %52'si piy piyasaya verilmiş. Yani bu, bu arzın %52'si pi piyasada ve hatırladığım kadarıyla bir temel analiz yapan arkadaşım videosundan hatırlıyorum. Her ay belli bir miktar e, Ripple e, arz ediliyordu. Yani ortaklar tarafından. Bir de bir zaman ortaklardan biri ayrılmıştı. Ona da bir protokol imzalatmışlardı. birden Birdenbire satış yapamazsın diye. O da işte zaman içinde yavaş 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 bilmem kaç milyar dolarlık Ripple'ını ...piyasada sattı... E, ...satıcı biter mi... ...bitmez arkadaşlar... ...daha yüzde %52'si... ...52'si piyasada... E, ...projenin sahiplerinin elinde... ...yarısı daha duruyor... ...tamam mı... ...daha yarısı duruyor... E, ...ama çok... E, ...ne bileyim... ...hani bu piyasaya damgasını vurmuş... ...coinlerden biri... ...yani Bitcoin, Ethereum'dan sonra... E, ...söyleyeceğin... E, ...şey coin ripple arkadaşlar yani işin gerçekçi olmak gerekiyor yani ripple'ı aşağılamak falan kimsenin haddine değil hala burada ve çalışmaya da devam ediyorlar e, çalışmaya da devam ediyor peki yatırım yapmaya değer mi ripple e, şu bölgeye geçiyorum hani eğer burada ripple'ı e, 2018 boğasından önce alıp da şuralara kadar bunu getirip çok iyi para kazanmışsan bir daha Ripple'la işin olmaz. Yani şuradan alıp şuraya gelmişsen Ripple'la artık Ripple'la defteri kapatırsın yani yeter dersin yani. Çünkü yeni Ripple ararsın kendine. Yeni şunu yapacak coin aramaya başlarsın. Var mı o kadar? Artık yok çünkü binlerce coin var piyasada. Para dağılmış vaziyette. O yüzden ne arıyoruz bizde? Market cap'i düşük, iyi projesi olan Güzel bir taban formasyonu yapan, o taban formasyonundan harekete başlarsa da önü belli belli yüzdelere kadar açık olan enstrümanların peşindeyiz. <laughs> tamam mı? Özür dilerim. <laughs> Ripple'da gördüğümüz, eğer Ripple'ı ben e, inanıyorum e, gelecekte bunu ödeme aracı olarak kullanacakmış, en çok çünkü Ripple oradan gazlanıyor. E, Ripple ödeme aracı olarak kullanacak. İşte ülkelerle anlaşmaları var. Firmalarla anlaşmaları var. E, Ripple ile alışveriş, online alışveriş yapabileceksin. Bu coinlerle ilgili en çok konuşulan şey odur. Peki benden sana bir soru. Bu kadar oynak bir enstrümanla e, online alışveriş yapar mısın? Ben yapmam açıkçası. Ya alışveriş yapacağım e, efendime söyleyeyim çiftin yani dolar karşılığı diyelim e, çiftin daha stabil olmasını arzu ederim çünkü ne, ne bileyim... hani e, geldim spor ayakkabısı alacağım mesela bu hafta ya da hani geçen ay spor ayakkabısı alacağım Ripple 0.61 e, sordum falan kaç Ripple eder dedi ki adam işte. Hani bin, bin Ripple eder. Ondan sonra bir ay sonra gittim. Şey 0.15'e düşmüş. Olmuş e, 2500 Ripple ayakkabı bana. Yani 1000 Ripple alacağım ayakkabı, 2500 Ripple alacağım. Ondan sonra iki 3 ay sonra bir bakmışım. E, 500 Ripple alıyorum aynı ayakkabıyı. Anlatabiliyor muyum dediğimi? Yani alışveriş yapacağım e, coin'in veya birimin neyi bir para biriminin veya e, kripto biriminin e, ben açıkçası birazcık stabil olmasını arzu ederim ki abi ikide bir yani böyle oynak olmasın. Yatırım yapacaksam eğer yatırım yapacaksam eğer projeye yatırım yapıyorsun. Sonuçta e, kripto piyasasında proje projeye göre yatırım yapıyorsun ve herkes de projeyi on numara bizim proje şöyle bir okuyorsun ki böyle ne derler alasın geliyor yani. <laughs> açıklamaları okuyunca hemen al hemen al alasın geliyor. Değil mi? Ama Ripple'da gerçek olarak gerçekçi olarak bakarsak 2018 bu sonra Ripple yok arkadaşlar. 2018'in bu sonra Ripple bildiğin şahane bir alsat sat Tamam Yani bu piyasada kısa vadeli alsat yapacaksam ee, bir numaraya Ripple'ı koyarım. Anlatabiliyor muyum? Çünkü alsat da Gayet güzel e, işlemler sana açtırmış, kapattırmış. Bir tane ortalama belirlerim kendime Ripple'da. Bak benim mesela mavi ortalamam e, e, daha 200 güne daha kısa bir ortalama. Bak onu onu takip etsem benim mavi ortalamadan bir sürü para kazanmıştım şu şu bölümde. Anladın mı? 2020 2021 arası bir ton para kazanmıştım sadece mavi ortalamadan. Yeşil ortalamamız işte 200 günlük ortalama Evrensel e, uzun vadeli yatırımlarda geçerli e, en güvenilir hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalama benim diğer favorimde 600 günlüktür daha geniş perspektiften bakmak amacıyla ama 200 günlük yeterli yani 200 günlük iyidir. Gördüğünüz gibi 200 günlüğe göre mesela 200 günlük şeye e, uygulasak doge dente efendime söyleyeyim orada başka hangileri var orada prim yapan büyük paralar kazandırmış şu 2021 bu aslında e, ethereum pardon ethereum e, bitcoin de dahil burada şahane bir 200 günlük e, takibi 200 günlük takip etsen şahane karlar almışın 200 günlüğe göre ama rippleda maalesef Hiçbir şey olmamış arkadaşlar yani. Yani ben de şöyle bir şey yapmıştım. Ripple'la ile alakalı bir 2 3 kademe prensibim var benim. Hep anlatıyorum videolarda denk gelirsin. Yani aşağı doğru da bir yerden sonra yukarı doğru da bir yerden sonra yani en düşük gördüğü dibin üzerinden 1 iki 3 kademeye kadar alım yapılabilir prensibim var anlatabiliyor muyum Ya da bu son 3 kademeden aldıklarını bu 3 kademenin içinde e, grid trade edebilirsin belli yüzdelerle. Ama 3. kademeyi geç fiyat geçtikten sonra bir daha alım satım yap, yap yapamazsın. Artık yukarı doğru bekliyorsun. Anladın mı? Artık daha yukarıları bekliyorsun. Döndü geldi fiyat yine 3 kademenin içinde dönüyor dolaşıyor uzun vadede tam grid trading'e devam edersin. E, karları toplamaya devam edersin anlatabiliyor mu uzun bir mesele şimdi ona girmeyeceğim e, Ben şöyle demiştim 3. E, kademe yukarıda 0.84'lere gelmişti o sırada e, Bir sürü Diğer coinler 6. 7. kademesine gelmişti yani yukarı doğru e, EOS Bir de Ripple Bunlar fiyatı çok düşük kaldı e, Bir düzeltmeden sonra yeni yapılacak Yeni, yapılı, yeni ortaya çıkacak dalgada en çok bunların prim yapması gerekiyor diye çok mantıklı bir öngörüm vardı. Arkadaşlar bu düzeltmeden sonra bu kadar kaldı Ripple'ın. <laughs> yani ben Ripple'ı şunu yaptıktan sonra bu ötekiler çünkü buralara ulaşmıştı. Ripple şu düzeltmeyi yaptıktan sonra son dalgayı o da onların seviyesine hani seviyesine ulaşır. O da güzel primler verir diye hesap ederken böyle buralarda falan beklerken Ripple, Ripple'ın yaptığı dalgaya bak insan oturur ağlar ya yani ve hala belini doğrultmuş değil yani Ripple'ın şuradaki hareketlerinde e, e, dent yapmış yüzde %50 bin dönüşte de dent sana 3-4 posta %100 para kazandırmış 200 günlüğe göre yani Ripple'la Ripple saç baş yoldurmuş arkadaşlar yani Ripple hakikaten şu 2021 boğasının içinde dahi şu anda da dahi yatırımcısına gerçekten saç başlı yolduran bir enstrüman. Ee, EOS'tan daha saç baş yolduruyor diyemem. EOS yani kafada saç bırakmamıştır. Lanet olsun EOS'a. Ona da bakarız. Yani böyle her EOS aklına geldiğinde küfür edesim geliyor. İkisi aynı. EOS da böyle. EOS, hadi bir de hani şöyle. Ripple zaten burada yüzde bin prim yapmış. EOS'un olsu da yok. Yani hiçbir şey yok. Yani 2018'den beri EOS böyle burada bir de. Bak Ripple yine taş gibi tutunuyor. EOS burada hala. Neyse EOS geldi aklıma yine sinirlerim bozuldu. Ee, Ripple'da ne dedik? Alsat koyun. Şu anda yani 2021 şey 2018 boğasından sonra tipik bir alsat coin'i. Kısa ortalamaya göre alsat yapılır. Ben de açık söylüyorum. Ripple'da yaptığım şey alsat arkadaşlar. Yani çünkü çok tipik bir alsat coin'i. işlem i̇şlem hacmi de güzel olduğu için güzel güzel alsat yapıyorsun. Bazen bırakıyor, bazen alıyor. Ona göre çıtır çerez parasıyla zaten yani her zaman söylüyorum. Al satlar çıtır çerez parasıyla olsun. Yatırımlar e, kademeli, üç aşamalı olsun. Eğer Ripple'da ben e, kısa ortalamaya göre değil de 200 günlüğe işlem açacağım, 200 günün üzerindeyken alacağım, sonra altına düşerse satacağım diyorsan vallahi orada da saç baş yoldurmuş. Yani şu e, gerçekten saç baş yoldur. Hele şu son hareketi de öyle bak. Yani artık hani yürü birazcık insanlar yüzü gülsün şuradaki şuradaki efendime söyleyeyim 5 ee, senelik oluşan maliyet yani burada bekleyen maliyet yapan insanlar hani şöyle bir yüzü gülsün değil mi Yukarı doğru yok atmadılar yine geri götürdüler yine 200 günlüğün altına attılar anlatabiliyor muyum? Allah yatırımcısına uzun vadeli yatırımcısına Allah kolaylık versin. O yüzden tek bir e, enstrümana bağlı kalmayın. E, çeşitlendirin arkadaşlar. Kurşununuz hiç bitmesin. E, Ripple'da belli noktalarda eğer tutacağım ben bunu diyorsan bile belli kar seviyelerinde e, ufaktan kar almaya devam et. Bütün e, aldığın elindeki malı sat demiyorum. Elindeki miktarın kar kadarını alırsın ana ana e, miktardaki ripple'ı tutarsın. E, ileri gitme yukarı gitme şeyine karşın ihtimaline karşın. Ripple için hiçbir zaman diyemem. Hiçbir enstrüman için şey diyemem. E, ripple buradan 50, 50 dolara gider. Ripple buradan 100 dolara gider. Denmez arkadaşlar. Denmez. Şu anki görüntü aslında güzel bir flama görüntüsü var. Ee, ama şimdi bunlara göre ben kendimi hiçbir zaman şartlandırmam yani formasyonlara göre kendini şartlandırırsan e, hep yolda kalırsın hep zarar edersin Yani normalde mesela ripple bunu böyle bir şey yapsa buradan aa gördün mü bak burada flama oldu buradaki tepeyi kırdı e, ondan sonra devam etti dersin eskiden böyleydi eskiden buna göre kırılıma göre işlem açıyordun e, kırılımı gördün mü giriyordun oh bir daha eee yükselen tepelerden en sonuncusu düşük 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 bir tepe geldiği zaman satıyordun, çıkıyordun. Deli gibi kar yapıyordun. Artık öyle değil. Bak 50 kere aldatıyor. 50 kere aldatıyor. şurası ne mesela yani? Şöyle bir şey gördüğüm zaman zaten ben acayip sinir olmaya başlıyorum. Yani şu tepeyi şuradaki tepeyi kır ondan sonra gel paldır küldür onun altındaki bütün stopları patlat. Sonra git bir de utanmadan onun üstündeki stopları patlat. E, tam alsat koyunu işte. Onu diyorum yani. Yani şu anki 2018'in tepesinden sonra oluşan grafik karakteri burada alsat yapılır. Yatırım yapmak istiyorsan da 1, 2, 3, 4, 5, 5 kademe aşağı düşmüş. 5. kademe aşağı düştüğü yer Mart'ın 2020'si arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 oradan 5 kademe bile yukarı çıkmamış ki bizim stratejimiz 5 kademe aşağı düşen coin'de e, yukarı harekette en azından eski zirvesinde kar almak üzerine kurulu bir stratejimiz var. E, beklemeye devam ediyorsun yani hakikaten bak her türlü Allah yardımcısı olsun yatırımcısına. Yani kademeyle alım yaptım yanmışım. 200 günlüğü alım yapıyorum yok abi o da olmuyor. E, ben neye göre alım yapacağım? Kısa, kısa ortalamaya göre al sat yapmışım. Bak onlarda karlı çıkmışım açık söyleyeyim. Çünkü tipik bir al sat coin'i şu anda. Açık söyleyeyim. Ee, karakteri değişir mi? Değişmez mi? Onu bilemem ama şu anda buna da öyle bir alışmış ki e, şey coin'in karakteri kısa vadeli al satlar üzerine e, şey yapıyor. Yürüyor yani. Hani vadeliye girmiş tipik e, stop patlatma coin'i. Yani alanı alanı da alana da yedirmemiş, satana da yedirmemiş. E, alta geleni toplamış, üste geleni toplamış. Kısa vadede daha kısa vadede de öyle bugünlük. Bir de bu günlük yani. Kısa vadeleri gör zaten oturur ağlarsın. Ya yani 3 kuruşun peşindeler bu şu anda Ripple'da. Yukarı, yukarıdakini patlat, aşağıdakini patlat. Yukarıdakini patlat, aşağıdakini patlat. E sen de ne yapıyorsun? Ona göre gardını ona göre alıyorsun. Ben ne diyorum? Mesela al sat coin'i şu anda. Benim görüşüm al sat coin'i. Ripple'da seni bilmiyorum. Ben yatırım yapmam. Ee, bir sürü yeni yeni coin var. Yeni proje var. Daha önce boğa görmemiş, etmemiş. E, sınırlı arzu olan efendime söyleyeyim hani alanında neredeyse tek e, dünya kadar enstrüman varken Ripple e, efendime söyleyeyim ne diyorlardı? Ripple kaç dolar olacak diyorlar bilmiyorum. Hani Ripple. Ya şuna bakarsan şuna bakarsan Ripple 50 dolar bana sorarsan o. Yani Ripple'da yatırım yaptığın zaman şöyle daha önceki şu harekete bakarsan Ripple'ı şey beklersin yani 50 dolar 40-50 dolar falan olacak diye beklersin. Sen bilirsin. Belki hani almışındır. E, abi ben biliyorum. içeriden de bilgim var. E ee, bunlar şey arz yapmayacaklarmış. Tutacaklarmış elinde. Bu Ripple'ı 50 dolara kadar götüreceklermiş falan diye içeriden bir bilgim vardır. Sen kazanırsın, biz arkasından bakarız Ripple'ı. Evet. Ama e, al sat yapıyorsam ki bugünlerde yapmıyorum al sat ben Ripple'da daha çok Filcoin'de yapıyorum al satı. O da canım isterse yani her zaman değil. Ee, bugün mesela var Filcoin'de short'tayım mesela efendime söyleyeyim. E, burada yapmıyorum al satımı. E, arada bir açıyorum ama al sat şeyde. Trade yapıyorum Ripple'da. E, trade diye, diyelim ki 40 40 dolara 50 dolara gitmeye kalktı Ripple. E, giderken de yine al sat yaparak giderim yani Ripple'da. Ya yani buradan aldım oraya kadar tuttumla gitmem. Ha mesela bir sürü proje var. Eee iki kademe, üç kademe yatırımımı yap yaptım onlara e, onları çok yani yukarılarda bir yerlerde hedeflerim var. Geldi geldi. Bak şu, şu kafayla bakıyorum. Geldi geldi, gelmedi canım sağ olsun. Ne olacak? Oturup da ağlayacak halim yok. Çünkü bütün varlığımla girmedim. Sen de girme. Buraya koyacağım para ben o parayı bir gecede yiyorum zaten parası olsun. Yani Ripple buradan e, çok kötü gitti işler. Efendime söyleyeyim. Eski eski dibinin altını falan gördü. Hiç aldırmayacaksın. aldırmayacağım parayla gir. Yumurtaları aynı sepete koyma. E, şu anki görünüm e, çok uzun vadeli bir maliyet var. Bu iyiye işaret. Ne açıdan iyiye işaret? Buradan hareket yaparsa büyük bir hareket yapabilir daha önceki gibi. Öyle bir ihtimal var. Bak söylüyorum. Çünkü şurada bir maliyet oluşumu var çok uzun vadeli. E, karakter olarak baktığımda Tipik bir alsat enstrümanı. Ee, karar senin. 200 günlüğe göre işlemde doğru düzgün açtırmamış. Yani 200 günlüğe göre bile belli noktalarda hemen kar alman gerekiyormuş. Çünkü hep hayal kırıklığına uğratmış seni. Sadece buradaki e, harekete hariç. Kısa vadeli ortalamaya göre alsatta da daha başarılı. Tabi tavsiye etmiyorum. Çünkü zor bir iştir kısa vadeli bir ortalamaya göre. E, al sat yapmak e, biraz uykuların kaçabilir ki burası 24 saat açık kripto piyasası herkes uyuduktan sonra abuk subuk hareketler olabiliyor e, sen ona göre karar ver Ripple sonuçta e, piyasanın amiral gemilerinden biri ama şu anki karakter olarak tamamen Alsat sat coin'i e, yatırım olarak sen bilirsin ee, şuradakini eğer şuradaki 2018'den beri gelen Maliyeti hesaba katıyorsan ki Gerçekten hesaba da katılması gerekebilir ee, Uzun vadeli de, ne bileyim işte ben o parayı zaten bir gecede yiyorum ya Parasını buraya atarsın Beklersin Beklersin Ripple gitsin diye yukarıda Rahatsın yani Ama burada bütün varlığına girmişsen Ripple şöyleymiş, böyleymiş diye tırnaklarını yiyorsundur şu an. Yani yeme tırnaklarını, yazıktır. Rahat ol. Rahat olursan para kazanacaksın. Gece uykunu kaçıracak kadar para koyarsan bir yerlere, burası veya başka bir yer, para falan kazanamazsın arkadaş. Uykundan, sağlığından falan olursun. E bu videomuz bu kadar. Umarım yeterince açıklayıcı olmuştur. Bakış açımızı anladığınızı varsayıyorum. Ee, abone olmayı videoları beğenmeyi telegram grubumuz var arada, arada sırada borsayla ilgili kademeli alım seviyeleri falan paylaşıyoruz ee, unutmayınız lütfen Or oralara da üye olabilirsin daha ne diyeyim ee, sağlıcakla afiyetle kalın neşenizi hiçbir zaman kaybetmeyin bizim sloganımız ya da neşenizi kaybedecek kadar neşenizi kaçıracak kadar bir yerlere para yatırmayın, değil mi? Ee, görüşmek üzere, hoşça kalın.